önce ana yapmıştı. Memeli şeyi bir başka kovanımızda ana ölmüş. Ona verdim. Bunu komple çırpacağım arkadaşlar. İçerisinde herhangi bir petek bırakmayacağım. Yalancı ananın yumurtlayabileceği bir alan vermeyeceğim. Ve bunu arkadaşlar, eğer ana bulabilirsem buna bir ana getirip vereceğim. Evet. Bir arkadaşlara soracağım. Varsa ana, buna ana vereceğim. Ana yoksa arkadaşlar çıktım zaten. Başka bir kovanla birleştirmeyi deneyeceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, bu arımız yalancı ana yapmıştı. Arımızı çırptık. Çırptıktan birkaç gün sonra karnıyor ana arı getirdim arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyacağım. İçine bir tane kabartılmamış petek vereceğim. Ve bu arıya biraz da kek vereceğim arkadaşlar. Besleyeceğim. Şimdi bu karnıyorun hemen ağzını açacağım arkadaşlar. Bir yarım saat sonra anayı teslim edeceğim bu arıya. Yarım saat sonra görüşmek üzere arkadaşlar şimdilik. Evet arkadaşlar, kek girişini açtım. Çöple genişlettim arının daha çabuk çıkması için. Şu an arı keki yiyor. Yolu genişletmeye çalışıyor. Üstünü de komple kapladılar arının. Şöyle size üstten de göstereyim. Arı yoğunluğunu iyice bir görelim. Evet arkadaşlar, şöyle. Aslında iki çıtalık, üç çıtalık arı var burada. Evet, yalancı ana yapmıştı. Bunu kurtarmaya çalışacağız. Karnıyor ana vereceğiz. Evet. Arı çıkınca tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, anayı teslim ettim. Şu an ana kovan içerisinde, petek üzerinde, ham peteğin üzerinde geziniyor arkadaşlar. Evet. 3 gün anayı ıssız bıraktım, çırptım. Anayı aynı gün bir yarım saat sonra teslim ettim arkadaşlar. Arının kek yemesini bekleyemedim. Arıyı verdim, zaten mecbur kaldılar, artık anayı almak zorunda kaldılar. Çünkü başka çareleri yoktu. Şu an ana içeride geziniyor. Ben bu arıya arkadaşlar bir tane daha ölürmemiş bir petek daha vereceğim. Şu an ölürmüş petek vermiyorum. Ölürmemiş bir petek daha vereceğim. Ama bu ölürmemiş petek arkadaşlar tamamı ölürmemiş değil. Şöyle göstereyim ben size. %40'ı ölürmüş. Evet. Evet, bu tarafının yaklaşık %40'ı, %50'si örük. Bu taraf tamamen ölürmemiş. Ben şimdi bunu teslim ediyorum arkadaşlar. Evet, bu arımıza ilaçlı kek vereceğim arkadaşlar. Hem barov ilaçlı hem proteinli kek vereceğim. Ondan sonra arkadaşlar yaklaşık 2 gün sonra tekrar geleceğim. 2 gün sonra ben bu arıya ölmüş petek vermeye başlayacağım arkadaşlar. Muhtemelen zaten 2 gün sonra bir peteğini kendileri örerler. Ben 2 gün sonra tekrar buna ölmüş petek vereceğim. Eğer yumurta atmış durabilir tabii, 2 gün sonraya bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, lütfen abone olalım. Beğeniler yapalım. Hepinize bol bereketli sezonlar diliyorum. Lütfen abone olalım. Videoların devamının gelmesi için abone olmanız ve beğeniler yapmanız çok önemli.